Merhaba değerli arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar, bugün 15 Temmuz, yıl dönümü. 15 Temmuz 2016'da devletine sahip çıkmak için, vatanını korumak için, işgale ve darbeye karşı dur demek için sokağa çıkıp şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, önemli bir geceydi o gece, hatırlayın bakalım o gece neler olduğunu 15 Temmuz çerçevesinde size kısa bir analiz yapmak istiyorum. Yani iki yönlü bir analiz daha doğrusu. 20. yüzyıl kavramlarıyla ülkeye yapılan bir operasyon 15 Temmuz. Şimdi bunu gördü devlet. Yani hükümet de gördü, artık insanlar da gördü. Bunun bir terör örgütü olaraktan listelediler. İşte bu küreselcilerin ideolojik olaraktan tüm dünyaya operasyon çekenlerin de terör örgütü olaraktan tüm dünyada listelenmesi gerek. Çünkü daha ağır şey var. Birincisi vatanını bana ver diyor. İkincisi çocuğunu ver, aileni ver, vücudunu ver diyor. Şimdi 15 Temmuz'u da FETÖ terör örgütü yaptı. Bununla ilgili FETÖ terör örgütüyle ilgili Geçmişte 15 Temmuz öncesi çok analizler yaptım. 2014, 2015. Bunlar darbe yazılanıyor. Bak geliyorlar. Ey Ankara nasıl uyuyorsunuz? Bir sabah bunlar sizi basar. Farkında değilsin misiniz filan diye böyle çok anlattık geçmişte. 28 Mart 2016 idi. Bir kere daha sahneye çıktılar ama bu kez beceremeyecekler. Şeklinde öngörümüzde de vardı. Nedeni de Türk milletinin artık eskisi gibi olmadığı, sosyal medyadan müdahil olacağı Türk milletini tanımıyorsunuz. Hakikaten de öyle. Mesela Rusya'da Pirogin, ta Moskova'ya kadar bilmem kaç bin kilometre gidiyor. Kimse bir şey demiyor. Türkiye'de böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Yani en kötü ihtimal evin evin yandan geçerken su dökeler adamın üstüne sıcak su. Yani Türk milleti duyarlı bir millettir. Fark, farklı bir millettir. Türk milletinin karakterini okuyamayanlar olayı parayla ölçer. Bizim milletimizin evet para sıkıntısı var. Her şeyi var ama başka bir şeyi var diğerlerinden ayıran. inançları var, değerleri var. Buna zarar geldiğinde bunu parayla satmaz. satana var mı? Var. Satanların hali ortada. Her neyse. Değerli arkadaşlar, FETÖ terör örgütünü malum devlet tarafından terör örgütü ilan edildi. 1960'larda kurulan, MUN tarikatının kullanılması olarak bakıyorum ben. 1952'de kuruluyor Güney Kore'de. Hristiyan arası diyalog için faaliyet gösteriyor. Dergi, de, var, dergileri var, medyası var, e, öğrencileri var, iş adamı dernekleri falan var. Bunun tarikatının daha çok Asya tarafında, Güney Amerika, e, Asya tarafında biraz Güney Amerika'da var. 1957'de lider Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika'daki Munt Tarikatının liderinin atletini koklayan biri cennetlik sayılıyor. O derece yani Aklınıza ne geliyorsa var. E, ve Mun tarikatının Japonya'ya, çok bahsettik Shinzo Abe öldürülen eski Japon başbakanı var. Shinzo Abe cinayetinde Mun bağlantısı var. İşin enteresan tarafı da e, Shinzo Abe'nin babası e, Güney Kore'den Japonya'ya tarikatı getiriyor. Dedesi hatta arsa veriyor bunlara. Ve son olarak hükümet kaç tane bakan atmıştı? İki tane birçok milletvekilleri de istifa etti bu tarikatı. Daha Japonlar kendi içinde paralel devletiyle hesaplaşmadılar. Almanlar da hesaplaşmadı. Şimdi açık toplum dediğimiz iki dünya savaşından sonra bir tarafta komünist ülkeler, diğer tarafta açık toplumlar. Açık toplumlarda e, siyasetçiler zıvanadan çıkarsa Amerika Beşik Devletleri'ne ya da bir şey yere göre e, batıya göre onu kontrol edecek ordu. Onun için orduya büyük yatırım yapıyorlar. Orduyu Amerika Birleşik Devletleri'nde değişik yerlerde eğitiyorlar. İşte Güney Amerika ordularına ayrı, Afrika ordularına ayrı, bizimkine ayrı eğitiyorlar. Siyasetçiler genel şeyin dışında çıkarsa, genel öngörülerinin bir ıslık çalıyorlar. Ya de layıklı gelden gidiyor, hadi bana falan diyorlar. Onlarda bir darbe girişimi veyahut bir bildiri veya da bir muhtıra baktığında dünyadan habersiz böyle kendi vatandaşından habersiz bir topluluk. Bu tüm ülkelerde böyle. Bak Pakistan'da aynı şey var. Şimdi bu süreçte nedeni şu değerli arkadaşlar. Herkes iyi niyetle bir şey yapmaya çalışıyor. Türkiye Cumhuriyet'ten sonra kuruldu. Cumhuriyetimiz ama İkinci Dünya Savaşı geldi. Kapalıydı kendi içine. Dünyaya açıldığımızda da elden gitmişiz. Yani açık toplum olaraktan özellikle demokrasi geçiş sürecinden sonra baktığımızda içeride askeri yok bilim adamı bilmem ne tamamen bir kriptolarla donatılmış vaziyetteyiz. Ee, ve FETÖ terör örgütü 60'larda başlayan bir örgüt kökeni süreci Muntarikat'ın kopyası dedim. Muntarikat Türkiye'ye geliyor 60'larda zaten. Kasım Gülek CHP Genel Sekreteri onun temsilcisi oluyor. Bunun tarikatı ne? İstihbarat aparatı. Nerenin? Amerika Birleşik Devletleri'nin. Türkiye'deki CHP'lerin işi var? Kasım Bülent'in genel sekreteri. Kasım Gülen cenazesini kim kıldırıyor? FETÖ. Fethullah Gülen. FETÖ. Terör örgütünün başı kıldırıyor. İlişkiler ağına bakın. Neyse. Türkiye'de bir ailenin en önemli şeyi ne? Çocuğunun üniversite kazanmasıdır. Oradan yakalıyorlar. Çocuğunu ver. Sorular çalma da var siyasetçiler zaten biraz uzak bu konulardan. Yani kendine çalışıyor Ya Türkiye'deki siyasetçinin büyük çoğunluğu ve siz hükümet edenler verirseniz vergiyi verirseniz yargıyı verirseniz efendim askeri onlar da gereğini yaparlar. Yaptılar da sonuçta. Değerli arkadaşlar Türkiye çok değerli bir yer. Hem markası değerli hem coğrafyası değerli. Arsası değerli diyelim şu an. Asya, Avrupa arasında ve jeopolitik olarak Batı Doğu arasında bir kavga var. Çin'in bir kuşak bir yol projesinde kritik bir güzergah. Aynı zamanda Türk dünyası e, Orta Asya'da, Türkistan'da önemli. Bu nedenle Türkiye'yi kontrol eden, önceden kara hakimiyet teorileri vardı Amerikalıların. Bana göre Türkiye'yi kontrol eden artık Avrupa'yı da kontrol eder, Asya'yı da kontrol eder bu noktada. Bu nedenle Türkiye üzerinde bir de Türkiye'nin tarihi hatırı var. Osmanlı'nın hatırı var yaklaşık 600 yıl, Selçuklu'nun hatırı var coğrafya tamamen bizim internandımız, akrabalarımız dolu. Yani Tanzanya'ya git, zaten Doğu Türkistan'a kadar Türkçe konuşaraktan gidiyorsun. Türk markası. Şimdi e, Bir Dünya Savaşı'ndan önce Osmanlı'nın son 100 yılında ecnebiler eğitime hakim, özellikle üniversiteye falan Cumhuriyet'le beraber yasaklandı. Yasaklanınca yani öyle yaygın bir eğitim yapamıyorlar. E, zaten e, müsaade edilmiyor. Afrika'da da öyle, Orta Doğu'da da öyle. O zaman Türk markasıyla çıkalım. Yani Türk markasının içini boşaltmak için Türk markası, işte FETÖ Türk markasının içini boşaltmaya, tepe tepe kullanmaya yönelik bir organizasyon. Mun tarikatı Güney Kore'de başlıyor, Japonya'ya sarıyor. Amerika bir şeritlerinde Yani o Hristiyanlar arası diyalog, bu dinler arası diyalog. Evet, problem kitaplar aslında şey peygamberler ya da kitaplar ikisinde kaldırdığınızda aynı Allah filan gibisinden bir takım çalışmaları yürütüyorlar. Şimdi Türkiye'nin çok badire atladı değerli arkadaşlar. Bakın Türkiye'de PKK 84'te eylemlerine başlıyor. Sürekli terör eylemi. Şöyle bir geriye yönelik baktığımızda PKK istihbaratı verenle devletin içindeki kripto FETÖ'cüler. Mücadele etmeyen de onlar. 15 Temmuz'dan sonra Hava Kuvvetleri'ne yapılan bir açıklama var. %95 oranında artmış. Şimdi PKK ile bir terör terbiyesi var. Almanya'da da var benzer. Aynı şey. Birçok ülkede var aslında. Fark etmiyorlar. Almanya'daki şeylere bakın. Bizdekinin bir kopyası. Ve daha sonra birçok liderler övmüş. Türk hükümetleri tamamen FETÖ'yü güce yakın olmak için Bildik bir bildi, bil, zannediyorum zannediyorum ölmezlerdi. bilmiyorlardır. Neyse, 2000'lerde Ak Parti hükümetiyle beraber kontrole geçirince de iş adamlarını tamamen e, iş adamları da korktu daha doğrusu Pragmatisttir. Bak bir ülkede aktivasyonu sağlayan şey yani pragmatizmdir. İnsanlar e, menfaatleri için ya da elde edecekleri için sürekli hareket eden birçok insan var. Yani ona güce eğiliyor, ben seni tanıyorum diyor. Efendim, e, diyelim ki be, çok karşılaşıyorum da ben, bir kere merhaba desem, e, benden habersiz hiçbir şey yapmaz hoca diyor, dışarıda anlatıyor. Yani bu FETÖ'de böyle genelde yakalananların çoğu bu tipler. Çünkü iş yerlerine filan FETÖ'yle, FETÖ'nün resmini asanlar ya da FETÖ'cülerle resmini asanlar, oraya gittik buraya gittik diyenler. Bunlar güçten emel almaya çalışan tipler. Yakalananların büyük çoğunluğu böyleydi. Neyse on, işte daha şeyde Türkiye'nin PKK'yla istediklerini alamayınca tuttu uzantısı partinin liderine devlet içeriye attı. İşte, e, Türkiye'ye bu 1 Mart tezkeresi kaynaklı Irak'ın işgaline Türkiye izin vermedi 1 Mart tezkeresiyle. Dolayısıyla hesap sormak için askerlerimizin başına çuval geçirmek çuval geçirme geçirdiler biliyorsunuz. Daha sonra Hakan Fidan olayı Hakan Fidan tutuklamaya kalktı FETÖ. Devlette de dershaneleri kapatmaya karar aldı. Çünkü öğrenciler geliyor sürekli. Türk gençlerini alıyorlar. Ne oldu daha sonraki süreçte arkadaşlar? Gezi Parkı eylemleri arka planda FETÖ. 17-25 arka planda FETÖ. Ve o arada yeniden PKK ya girdiği Hendek olayları o dolmayınca en son koz neydi? FETÖ. Dolayısıyla PKK, FETÖ, terör, DAEŞ, içerideki kullanılışlı aparatlar, bilim adamları, gazeteciler tasfiye oldu. Bu nedenle 15 Temmuz Türk devleti, Türk milleti açısından önemli. Buna tiyatro demek siyaseten bile doğru değil. Yani çünkü eğer şu an böyle bir şey olmasaydı, diyelim ki başarılı olsalardı Türkiye ne olurdu biliyor musunuz? İkinci Ukrayna olurdu. İran öncelikle şey, bir de Rusya ile kapışırdık. Yani çünkü e, bu, bu tip organizasyonlarda, FETÖ gibi yapılarda mürit direkt cennete gitmek için uğraşıyor. Veyahut da cemaatten aferin almak için uğraşıyor. Cemaat derken işte organizasyondan aferin almaya uğraşıyor. Gerisi Rusya, Ukrayna, dünya ne bilmez, anlamaz da zaten. Ona bir hedef verilir, sen şuna bir saldır bakayım, kötü adam o diye. O adam kötü olan kötü de olabilir ama mesele böyle bir bakıp da ya tamam arkadaş ben bindiğim dalı mı kesiyorum o noktada işte bu dal çürük bir kes bakayım kestin mi sen aşağı düşüyorsun millet aşağı düşecek. Her neyse buralar bu nedenle 15'ten bu almayalım değerli arkadaşlar. Önemli bir tarih. Ondan önce çok uyarı yapmıştım. Eski takipçilerim bilir. 28 Mart 2016'da bugün Twitter'da Instagram'da Facebook'ta yeniden yayınladım, yayınladım o tweet'i. Darbe için bir kere daha sahneye çıktılar ama bu kez beceremeyecekler dedim. Yine 28 Mart 2016'da e, istedikleri şey AK Parti CHP hükümeti A şıkkı, B şıkkı terörle terbiye, C şıkkı e, darbe. Evet denedi. Dolayısıyla 20. yüzyıl kavramlarıyla bir ülkeyi savaşmadan silahsız olarak ele geçirmek için o ülkede kripto olarak paralel yapılanma. Buna yabancı dış Fransız istihbaratı Afrika'da darbe yapabilmesinin nedeni olduğu için yapamıyor artık. Birçok ülke silkini batıyor. Türkiye'de de geçmişteki darbelerin ana nedenine baktığımızda arka planda problemi oluşturan da probleme çözüm olan da aynı mekanizma. Burada İskender'in e, Aristo'ya yazdığı mektup var. Ben bir ülkeyi fethet, şey, işgal ettim diyor. Burada ne yapayım diyor ileri gelenleri. Hapse mi atayım, sürgüne mi göndereyim, öldüreyim mi? İskender diyor ki, şey, Aristo diyor ki İskender'e mektubunda işte hapse atarsan içeride e, şey yaparlar, güçlenirler, diri, diri tut olurlar. Öldürürsen yakınları intikam peşine koşar. E, sürersen güçlenir gelirler. Bu nedenle bunları bir araya e, aralarını aç. Ben barışı sağlayacağım de. Ama hiçbir zaman sağlama diyor. Aristo'ya. Barışı da sağlama diyor. Sürekli bunların arasını aç diyor. Bizim gibi ülkelerde budur. Eski Amerikan İstihbaratı'nın e, yetkililerinin röportajlarında diyorlar ki bir tanesi hiç unutmuyorum. Ya diyor Türkiye bu coğrafyayı biz niye uğraşalım diyor. Bunlar zaten mezhep savaşına sokalım. İşte buradan yürüsün gitsinler. Birbirleriyle kavga etsinler diyor. Hem Türkiye içinde. Alevi kardeşlerimizi kapılarına işaret koymalar mı? Yani Gezi Parkı'nda sokaklara çıkmışlardı ama ondan sonra durdu biliyorsunuz. Tahmin ediyorum devlet arka planı gösterdi. Türkiye'deki bir coğrafyada da Türkiye ile İran'ın kapışması için elinden gelen her şey vardı. Eğer FETÖ gelseydi öyle olacaktı. Dolayısıyla değerli arkadaş çok zaten biliyorsun detaya girmeyeceğim bu konuda çok fazla. Ee, bilmeniz gereken şey şu. Kötü ya da iyi. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Hangi hükümet olursa olsun bağımsız durabiliyorsunuz en azından. Diğer şekilde FEDÖ geldiğinde e, birçok büyük, büyük iş adamına birçok şeye e, kamuda görev olan kişi tek tek yediler. Büyük bir şey adamların zaten paralarını görüyorum. Seçilmeden hükümet ettikleri için AK Parti sayesinde her şeyi görüyorlar. Gidip ceza kesiyorlar holdinge. Ne yapacağız diyor Bu çok büyük bir ceza. Pensilvanya'ya git hocanın bir elini öp. O sana indirim yapar. Gidiyor. Hocanın elini öpüyor. O da diyor ki şuraya bir yurt yaptır. Muhtemelen öyle oluyordur bu süreç. Medyadan izlediğim kadarıyla e, cezanı düşürelim diyor. Yani devletin düştüğü konuma bak sen. Yani dolayısıyla Türkiye FETÖ ile beraber dünyayı öğrendi bu süreçte. Büyük kayıpları oldu ama dünyayı da öğrendi. Siyaset yapmak isteyenlerin öyle dünyayı bilmeden artık siyaset yaparsa bir ülkeyi çamura batırır. Biz de az kalsın Ukrayna gibi olacaktık. Ukrayna'da durumu gördük. Her neyse 15 Temmuz'da şehit olan kardeşlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum yakınlarına başsağlığı, sabırlar diliyorum. Tekrardan. Değerli arkadaşlar Türk milleti farklı bir millet. Mesela Rusya'da görüyorsunuz Pirogozin. Moskova'ya kadar gidiyor. Kimse bir şey demiyor. Türkiye'de olsa traktörüyle çıkar. Yola buz koyar. Buz kabuğu atar. Sapanla şey yapar. Onu oraya göndermez. Sosyal medya e, kitleyi eğitti. Türkiye'de de zaten Türk milletini tanımıyor Batı. Şaşırıyorlar da zaten. Yani genelde para için birçok değer satılık Batı'da. Öyle görünüyor. Yani tüm Batı'yı demiyorum. Halk zaten tırsmış pısmış bir şey yok. Yani ilgilenmiyor kimin yönettiğiyle ama Türkiye'de durum öyle değil. Türk insanı parayla gerçek anlamda satın alamazsınız. Değerleri, inançları var. Ee, para önemli bir şey ama son noktaya geldiğinde hop bir dakika. Parayla bu iş olmaz. Bu nedenle hesap edemedikleri şey sürekli olarak lan bunların bilmem neyinde don yok hala böyle konuşuyor diyor. Adam senin beyninde don yok kardeşim. Anlatabildim mi? Yani beynin neyse işte. bu insan bu dünyaya bir kere geliyor değerli arkadaşlar. Bir kere geliyorsun sen. Bir kere yaşıyorsun. İkisi yok. Zaten verili. Yani işte bu. Doğdun. Bu da öldün. Ne kadar? Bu. Tepeye çıkıp baktığında çok anlamsız. Ben şaşırıyorum böyle heyecanla, hırsla bir yere gelmeye çalışan insanlara baktıkça ya bunlar ne orta zekalı adamlar diyorum. Ya sakin olun. Gideceksiniz arkadaş kusura bakmayın yani. Sakin olun biraz bakın. Ya ha, bu arada bir film önereyim ben size. Free Guy. E, Free Guy diye bir film. Özgür adam. Enteresan bir film. Konusu da şöyle kısaca söyleyeyim. E, bir bilgisayar oyununda karakterlerden biri karşı çıkıyor. Kendine yazılı olan komutlara karşı çıkıyor. Ve şaşırıyor oyunu kuranlar. Ne oluyor filan gibisinden. Yani o oyun bunun üstüne. Şimdi bunu yazanlar bunu birkaç şekilde anlamlandırabiliriz. ben kendim canlandırdım ama çok beğendim yönleri de oldu. Neyse. Değerli arkadaşlar. Soros ne demişti? Türkiye'nin en önemli ihraç ürünü askeridir. Dolayısıyla FETÖ üstünden eğer galip gelseydi Türk askeri İran'da Rusya'da bugün kapışmış vaziyette olacaktı. Allah korudu. Bitti mi mücadele? Bitmedi. Niye bitmiyor mücadele? Çünkü Ankara'da siyasiler de, efendim, bürokratlar da birçoğu da başka bir dünyada. Ben yakinen görüyorum, biliyorum. Eğer gerçek anlamda bir yani koordineli bir mücadele olsa 5 dakikalık iş. Tık 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 herkes atarsın. Ama o ondan iş yapmış, bu bundan iş yapmış o ondan para almış bu e, getirmiş sen FETÖ'cüsün parasını almış bırakmış dolayısıyla hepsi iç içe girmiş vaziyette bir yapı var bu yapının da temizlenmesi lazım bu da biraz zaman alacak gibi görünüyor ama en azından e, dedi arkadaşlar FETÖ tehlikesi geçti demek doğru değil bir kere daha söyleyeyim organize olan yapılar organize olmayanları yener arkadaşlar 10 organize kişi 1000 kişi yener Türkiye'deki vatandaş kendi halinde. Geçenlerde çay içiyordum. Birkaç sene önce. Geçen dediğim ya bir arkadaş geldi. Sevdiğim bir delikanlı oturdum. Ya hocam dedi. Türkiye'de en örgütsüz kesim Türkler dedi ya. Herkes örgütlü bir biz örgütsüzüz. Dedim ne gerek var zaten ülke bizim değil mi? Ya öyle değil filan dedi. Ben de tweet attım. Ne düşünüyor diye. Hakikaten onun gibi düşünen de çokmuş. Dolayısıyla devletimizin yöneticilerinin, hükümet edenlerin... Artık dünyada film fırıldak işleri nasıl dönüyor? 20. yüzyıl kavramlarıyla bir ülkenin hücrelerine nasıl giriliyor? Paralel bir yapı nasıl oluşturuyor? İstihbarat nasıl çalışır? Ve bunun aparatları neler? Takip edin, denetim edin, disipline edin kardeşim. Yoksa bu millet zarar görüyor. Şimdi bunu kestik, veto dedik tamam. İkincisi, aynı şekilde ideolojik olaraktan küreselleşmeyi, teknolojiyi, bilimi ideolojik olarak kullanan FETÖ'nün daha üst olan bir mekanizma var. Yöneticilerin bunu da bilmesi lazım. Bu mekanizma ne yapıyor? Şimdi FETÖ toprağını ver, devletin yönetimini ver, çocuğunu ver diyor. Ama bir mürit olarak ver. Bu mekanizma çocuğunu ver, cinsiyetini değiştir ver diyor. Aileni ver bana diyor. Toprağın senin olsun, çocukların benim olsun. Dolayısıyla devleti yönetenlerin aynen FETÖ ve FETÖ'den daha Önemli olan bu yapıyı gündemin alması lazım. Çünkü dünyanın gündeminde, yavaş yavaş birçok ülkenin gündeminde en azından tartışılması lazım. Vatandaşın zaten gündeminde, öteki gündemde tarif edilen televizyon programları gibi oldu. Gerçek gündem vatandaşta, hayali gündem yöneticilerde olduğu gibi bir şey. Tabii ki dış politikaya ayırıyorum. Türkiye'nin dış politikadaki durduğu noktayı hiçbir şeyle kıyaslamıyorum değerli arkadaşlar gücümüz yettiği yere kadar o anlamda gitmemiz gerekiyor. Şimdi 21. yüzyılda e, insanoğluna insanoğlu bekleyen ciddi sıkıntılar var. Nedir o? Bir, bahsettik. Şimdi yapay zeka tartışmaları devam ediyor. Bir tarafta heyecan verici yenilik ciddi anlamda teknolojik olaraktan, tıbbi olaraktan hizmetler olaraktan insana hakikaten yardımcı olacak bir şey var. Ama bir taraftan Frigay'da olduğu gibi o filmde yapay zekanın kontrolden çıkması dünyada tüm tartışılan konu. Bu yönüyle dikkatle bir de yapay zeka robotlar, yapay zeka polisler yarın bir gün şimdi bir polis geliyor. Polis görevini kötüye kullansa kavga etsen belki döversin polisi de. Yani öyle bir şey olmaz da. E, robotla nereye kavga ediyorsun? Yani robota mı vuracaksın? Yarın bir gün şehirlerin robotlarla donatıldığı robot askerlerle savaştığı poli, e, robot görünümlü polisler, aynı zamanda robot böcekler, robot arılar, robot yılanlar aklınıza ne geliyorsa canlıların taklit eden yapay zeka hayatımızın içine doğru gelecek. Şimdi inanın arkadaşlar için bir şey söyleyeyim. Bakara suresi 11-12. ayet. Bak ne diyor orada biliyor musunuz? Biz onlara e, Merak edenler okusun. Yani yapmayın, etmeyin dediğimizde diyor, biz ıslah edicileriz deriz diyor. Şimdi bu, bu benim hep dikkatimi çekti. Bazen bakıyorum, dini bir referans var mıdır burada diye. Tabii ki hocalar bu işleri anlayan arkadaşlar daha iyi bunu bilirler. Ama biz ıslah edicileriz der diyor. İşte gezegen kurtarıcıları şu an biz gezegeni kurtarmak istiyoruz diyorlar. Acaba soru şu, bunun üstünden ideolojik bir yaklaşım var mı? Tartışılması gereken bu. Yöneticilerimiz de buna dikkat etmesi lazım. Güneş jeopoli, Güneş jeo mühendisinden bahsettim. Artık Güneş jeopolitiği diye de bir politika var. Güneş ışığından dünyadan kesmek isteyen birileri var artık. Bu görülüyor tüm dünyada. Amerika Birleşik Devletleri 5 yıllık bir plan yaptı. Güneş ışınları dünyadan ke kesmenin teknolojisini araştırmak için bu ne olur diye Avrupa Birliği uyarı yaptı. Hop ne oluyor diye. Gezegen hepimizin dedi, siz kendi başınıza hareket edemezseniz Küresel bir anlaşma olsun diye ee, çağrı yaptı Amerika Birleşik Devletleri. İşte Bill Gates burada başrolde oynuyor. İsveç'teki güneşe e, kapatma girişimi halkın protestosuyla reddoldu. Bir de şimdi yeni bir şirket var. Güneş'in e, Filipinler'de, 91'de patlayan bir yanardağda, yanardağdan çıkan küller... 40 km yukarıya çıkıyor. İddiaya göre 2 yıl boyunca 0.6 santigrat derece sıcaklık düşmüş. İşte buradan hareketle dünyada benzeri etki oluşturmak için güneş kapatmaya yönelik çalışan şirkete bilgiye 300 bin lira para vermiş. Değerli arkadaşlar, şimdi hayırsever iş adamı denenlerin büyük çoğunluğu, ben şöyle bakıyorum, FETÖ'nün mürüdü gibi bakıyorum. Yani hakikaten öyle. İnanmış adam bir şeye, inandığı için öyle görünüyor. İyi yanları da var ama bir yanları var ki tüm iyi yanları götürebilecek nitelikte. Burada anlatılan dil önemli. Bittik, battık, aha filan. Öyle ben öyle bir şeye katılmıyorum. Yönetimle alakalı bir şey bu. Her ülkede bu nedenle gençler anlatmaya çalışıyor. Yarın siyaset yapacaklar. Teknolojinin, bilimin üzerinde insanlığın değini olan şeyleri alır ideolojik olan, farklı hesaplar olanlara da güle güle kardeşim dersin. Bu iş olur biter. Yani bu kadar kolay olmayacak elbette ama tüm dünyada şimdi temel şey ne? Birçok projeyi anlattık. Hacklenebilir insan olması. Yani kısacası insanın bir merkezden gözetlenmesi, gerekirse bir merkezden bir tuşla kalbinin durdurulması bir tuşla vücuduna daha önce almış olduğu yiyeceklerle e, şeyle frekanslarla onun bir tuşla tamamen e, tüm biyokimyasal aktivitelerine müdahil edebilmek son noktadan bahsediyorum. Bunun için de insanın 15 dakikalık şehirler yarın bir gün şöyle gelecek. İşte hızların azaltılması, işte belli günlerde arabaların yasaklanması gibi dünyayı kurtarmaya yönelik ESG vardı, Avrupa Birliği'nin gündeme getirdiği karbon ayak izini takip etmede, önemli şirketlerin değerlendirmesinde. Ama dünyada enteresan bir şey oldu geçen yıl. Elon Musk'ın elektrikli arabasının ESG'si 70 çıkıyor. Philip Morris'in 84 çıkıyor. British American Tobacco'nun tobacco yani tütü sigara şirketinin 94 çıkıyor. Dolayısıyla o orada gümledi. Yani çevre insanın çevreyi kirletmeme çevre birinci şeyi sigara şirketine 94 puan veriyorlar. Bu tip şeyler patlar önümüzdeki dönemde. Değerli arkadaşlar, CRISPR teknolojiden bahsettik. Önemli bir teknoloji. A'dan Z'ye tüm canlıların genetiğiyle oynama imkanı var. Nasıl ki Tayvan'da sazan balıklarına deniz anasının genlerini koyduğunda balık ışık ışık ışıklı balığı gördük. Biz ışık saçan balık birçok canlıda farklı özellikler birbirine aktarılma ihtimali yani şu an teknik olarak bu mümkün görünüyor. Dolayısıyla arabanın aksesuarları değişir. Her canlıda öyle görünüyor. CRISPR teknolojisinden işte e, Çin'deki klon bebekler gibi yarın bir gün bambaşka yeni canlı türleri ortaya çıkartabilir miyiz diye uğraşıyorlar. E, bir de Hacklenebilir insan dediğimiz yapay zeka, ileri teknoloji, kuantum hesaplamalarla artı dijital teknolojilerle işte yine kriz bir devrede olan 3D printlerle yapay organların üretilmesi, insanın ömrünün uzatılması, önümüze konan şey. Aslında şöyle bir düşünün değerli arkadaşlar. Gençler özellikle şimdi anlamazsınız ama babanızın evde Alzheimer olduğunu veya da demans olduğunu kendi aktivitelerini yapamadığında yani e, çok uzun yaşamanın çok da anlamlı olmadığını, sağlıklı yaşamak önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Yani 80, 90, 100 yaşından sonra ne yapacak insan yaşayıp her birçok kişi gitmiş zaten. E, o kendisi de tüm şeylerini kaybetmiş oluyor. Şimdi 200 yaşına kadar yaşatacağız diyenler genelde erkenden ölmüş arkadaşlar. Onu da ben size söyleyeyim. Yaşasalar da bu, bu anlamda uzun yaşıyorlar ama bitik haldeler, yaşamak denmez onlara. Dolayısıyla önümüzde insana bir havuçlar dizisi geliyor. Kısacası gezegeni kurtarma adı altında Metaverse planlanan ana şey. Yani ekonomik yönden bahsetmiyorum. Bakın teknolojik yönden de bahsetmiyorum. Şimdi burada hop deyip teknik arkadaşlar dalmayın olaya. Ekonomik arkadaşlar dalmayın. Metaverse'in bir ekonomisi var. A'dan Z'ye yeniden hayat orada sanal olarak planlanacak. Buna bir şey demiyoruz. Burada birilerinin başka da hesabı var diyoruz. Nedir bu hesap? Dünya insanını hareketsiz bırakma. Ya şehir, yeni şehir modelleri, araba hızları, araba kullanma. çünkü dünyadaki sera gazı etkisini artırıyor şimdilik. Dolayısıyla ne yapacak insanlar? Gıda noktasında yapay gıdaya yönel, sentetik gıdaya yönel, hapı at, akşama kadar bu psikopat tipler olur. Amerikan dizilerinde, filmlerinde, bilgisayarca böyle e, aşırı şişman. İşte bu at, Mısır yerine, Metaverse'ün başına otur. İnsana kafayı takmış bir güruh var. Dertleri insan. Yani bununla ilgili Bakara 110, Bakara Suresi 11-12 ayetlere şöyle bir bakın. Tam da uyuyor ona. Dini noktasından Soruyorlar bana hocam bu konularda e, Kur'an'da şey var mı diye. Ben anlamam diyorum ama merak edip bakıyorum. Evet daha böyle de bir şey var diyorum sizlere. Anlatıyorum. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bunu niye girdim? 15 Temmuz vesilesiyle tam yeri 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütünü şimdi de ekranlarda anlatıyor ya uzmanlar. Efendim işte kripto bir mekanizma içeride istihbarat tarafından kuruldu generallerimiz önceden yetiştirildi, kimi de satın alın deniyor ya. Aynısı diğer tarafta da var. Ona da el atın. Millet bunun farkında. Siyaset yapanlar da bunu fark etsin artık. Pandemi sürecinde başlayan bir hatalar zinciri vardı. Bunu tekrar etmeyin. Yani dünyada başka riskler de var bir ülke için. Biz bu tarafa doğru kızıl elma derken gençlerimizi alıp başka tarafa doğru götüren bir mekanizma var. İşte ona da, da FETÖ'den daha tehlikelidir. Ona da dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar bugün aslında video çekmek niyetinde değildim ama baktım benim düzenli takipçilerimden 4-5 kişi 2 gündür çekmiyor. Hadi çek dediler. Öyle çektim. Yani e, genel bir konuşmuş olduk işte. Uzatabilirim de konuyu ama çok da bir önemi yok. Yani 21. yüzyıl belli bir ideologlar heklenebilir insan, yarı insan, yarı tanrı hayat sizin kontrolünde olacak diyerek 20. yüzyılda genelde bu kolpacı bir kelime vardı. İlericisiniz efendim filansınız falansınız diye aynı şeyi bu kez yine veriyorlar. İleri geri tartışılır biraz insanın tamamen sanal bir dünyaya girip doğadan ayağını çekmesi, topraktan ayağını çekmesi, denizden ayağını çekmesi ormandan ayağın çekmesi neresi ilericilik, oluyor? Yani bu tip kolpa kelimelere de çok fazla itibar etmemek gerekiyor. Her neyse bu konuları daha konuşuruz arkadaşlar. Ne diyoruz? Alevi bir sahibi var. Olacak olan da olur. Biz insanlar kendi yaşadığımız dönemde elimizden geleni değil kadar iyi insan olmaya çalışmalıyız. Topluma karşı iyi insan olmaya çalışmalıyız. ilişkilerimizde. Bugünlük de bu kadar değerli arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.